Al bakalım. Şunu takalım. Hadi bakalım böyle o. Aferin oğluşuma. Okula mı gideceksin sen? Şuna bak şuna. Dün gece bu pozları veren başkasıydı sanki. Oh. Gündüz saf temiz bakıcı ayakları. Gece şöhret merdivenlerini tırmanmaca. Ben seni bu uğursuz evliliğin yüzünden hayatımın cezasını alayım. Sen burada el alemi enayi yerine koyup şov yap ya. Yanına da yakışsa bari. Allah çirkin şansı versin işte. Dün gece sen eğlendin Nur Hanım. Bu sabah da ben eğleneyim bakalım. Ne bileyim anne ben, yolunu gözlüyorum sanki. Aman sus, tamam baban duymasın kızım. Ha, ben de bütün gazeteler nerede diyordum. Ay çok da gazete okursun ya. İş bakıyoruz herhalde kızım. İyi al, hadi genel kültürün artsın. Babacım. Al bakalım dünyada neler oluyormuş. Ver bakayım şu spor sayfasına bak. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Nasıl? Spor sayfasından daha heyecanlı değil mi? Hayır efendim, bu makine yine bozulmuş. Hafize! Senin bu rezaletten haberin var mı? He? Allah'ım ya Rabbim. Yarın seni ben götüreceğim demişti. Söz vermişti. Hani nerede? İşi çıkmıştır tatlım. Gece mutlaka gelir. Anında hep iş çıkar zaten. Hadi bakalım. Arabada gelir birazdan, tamam mı? Dersini güzel güzel yap, hocanı dinle. Olur mu? Nur, sen hep benimle kalacaksın değil mi? Kalacağım tabii. Söz verdim ya, unuttun mu? Babam da söz verdi ama o sözünü tutmadı. Babanın mutlaka... Babam sözünü tuttu. Beni unuttun sandım. Ben seni hiç unutmuyorum oğlum. Hadi bakalım okula. Ver şu çantayı. Okula geç kalmıyor. Baba biliyor musun? Dur gazeteye çıkmış. Sen de varsın. Ben gördüm. Hadi okula hadi. Siz Nur'la küs müsünüz? Olur mu öyle şey? Niye küs olalım? Hiç konuşmuyorsunuz. Yok, sana öyle... Hadi, hadi. Uzatma. Çocuk bile anladı ya. Kız, kız sen canına mı susadın ha? Tayyar, Tayyar yapma Allah aşkına, sakin ol. Çekil Hafize, seni de paralamayayım şimdi ha. Baba anneme ne bağırıyorsun ya? Sen! Halamı rahat bırak. Bak ben karşındayım. Sen sus, hiç hala deme bana. Yazıklar olsun. Anneciğim sen karışma bak, kalbim malbin. Ulan sen benim başıma bela mısın ha? Sen benim başımı derde sokmak için mi geldin buralara? Edepsiz, ahlaksız, rezil seni. Senin bu saydıklarının hiçbiri değilim ben. Bu hakaretlerinin karşılığını verirdim ama büyüğümsün diye susuyorum. Başım seni kemiklerini tutmasın. Tayyar efendi. Dur sen dur. Dur, senin elimden kimse alamayacak beni. Dur sen. Ne oluyorsunuz?
Ne biçim bir manzara bu? Aile meselesi mi Fırat Bey? Böyle el kol hareketleriyle aile meselesi falan olmaz. Bir daha görmeyeyim. Yiğit'e söylemek zorunda da kalmayayım. Hala, biraz konuşalım mı? Senin annemi üzmeye ne hakkın var ha? Benim sana söyleyecek sözüm yok kızım. Allah sana akıl fikir versin. Peki hala, bu sefer böyle olsun. Sen bana abimin emanetisin. Şu yaptığın işlere bak. Hiç yakışıyor mu öyle gazetelerde boy boy? Yazık. Yürü Hafize, yürü başlatma emanetinden şimdi. Gazeteyi görmüşler ha. Yiğit'ten sonra şimdi de enişten, halan. Bunların hepsiyle birden mücadele edebilecek misin? Benim için sadece Yiğit'le halam önemli. Gerisi umurumda değil. Yiğit'le kavgam çok başka. Ona söyleyeceğimi söyledim. O bana bir adım atana kadar ben... Kafanın dikine gitmeye devam edeceksin. Daha ilk günden demiştim. Daha ilk günden bu kızı kimse tutamaz. Güzelliğini ekmeğini yiyecek. Onun başka hesabı, başka derdi var demiştim. Allah aşkına bir sus Tayyar Efendi, bir sus. Sen istediğin kadar dövün şimdi Hafize Hanım. Ha? Yeğenin çarşaf çarşaf gazetelerde. Daha da tutamazsın sen onu. Bizi hısım akrabaya rezil rüsva ettiğiyle kalacak. Ne diyeyim ben şimdi ha? Ne diyeyim? Senin ne kabahatin var ki anneciğim? Memnuniyeti bozmuş. Sen kendini üzersen boşu üzersin artık. Bak herkes benim evladım gibi okuyup adam olacak değil ya. Ha? Bugüne kadar çok şükür yüzümüzü yere eğdirmedi bizim be. Her yavrum benim. Öyle okuyup kariyer yapmak kolay değil baba. Herkes benim gibi zor yolu seçecek değil ya. Elmas, sen karışma. Niye karışmayacakmış? Yalan mı söylüyor benim yavruma? Yalan mı söylüyor? Biz daha gazeteleri gördük, gazeteleri. He? Senin o yeğenin olacak edepsiz de kim bilir daha ne numaralar vardır. Allah bilir. Ay ben bir gideyim bakayım şuna. Bu şimdi anlatır bana biliyor musun ne haltlar çeviriyormuş? Ne haltlar çevirecek? Zaten gözüm hep üstlerindeydi. Hallerini hiç beğenmiyordum ama bir söz söyleyecek hakkımız mı var sanki bizim? Ne diyorsun sen Tayyar Efendi? Ne diyeceğim Hafize Hanım? Edepsizlik diz boyu ortada. Ha? Nasıl oldu böyle çarşaf çarşaf boy boy gazetelerde çıkmalar? Tamam artık baba yeter ya. Sen sus lan! Deli deli konuşma Allah aşkına ya. Hadi hadi. Sen benimle konuştun mu gayet iyi biliyorsun. Senin o yeğenin olacak namussuz. Eğer Yiğit Bey'le... Allah aşkına bir sus Tayyar Efendi ya. Kul aşkına bir sus. Eğer Yiğit Bey'le düşüp kalkmıyorsa benim dağdım Tayyar değil. Birazdan çıkmamız gerekiyor. Seni ajansa götüreceğim. Umarım oraya gidip havayı kokladığında bunun gerçek bir iş olduğunu fark edersin Nur. Hayırdır Fırat Bey? Bu ayaküstü iş görüşmesi olayı bana özel değil galiba. Keyfin ne kadar da yerinde. Babanın gösterisinde payın var mı Elmas? Ay kıyamam. Birilerinin sinirleri bozulmuş, kendisine günah keçisi arıyormuş. Dün yediğimiz hurmalar diye bir atasözümüz var. Sen onu biliyor musun Nur? Senden iyi bilemem. Bak bak, bak nasıl dillendi. Sen dün gece boy boy poz verirken hiç düşünme halam ne diyecek, eniştem ne diyecek diye. O nasıl bugün paparayı yiyince kötü ben mi oldum yani? Aldığın zevk yüzünden akıyor. Sen daha ne anlatıyorsun ki? Laf yarışınızı bölmek istemem ama ikiniz de hazırlansanız iyi edersiniz. Yani? Yiğit'le birbirimize çok benzemesek de benim de soyadım Kozan. Bende de söz ağızdan bir kere çıkar Elmas. Ne diyorsunuz siz?